Bu tatlı kızın sorusunun cevabı ise evet, bazen iki memeyi eşit emzirsek de memeler arasında boyut farkları olabileceği. Şöyle ki, nasıl ki iki gözümüz birbirinin aynısı değilse, iki elimiz birbirinin aynısı değilse, iki mememiz de birbiriyle aynı değil. Bazen bir memede daha çok süt lobülü varken diğer memede daha az süt lobülü olabiliyor. Buna bağlı olarak da bir memenin daha çok süt üretip daha büyümesi, bir memenin ise daha küçük kalması mümkün. Ama eşit oranlarda emzirdiğimizde eşit miktarlarda süt reseptörü üretiyorlar. Hal böyle olunca da çok ciddi büyük boyut farkları olmuyor. Eğer hamilelik öncesinde, gebe kalmadan önce memelerinizin arasında boyut farkı varsa ki hepimizin var. Hani bazılarımız çok ciddi fark ediyor bunu, bazılarımız fark etmiyor sadece çünkü küçük farklılıklar oluyor. Ama hepimizin memelerinin boyutları ve şekilleri birbirinden farklı. Uçları bile birbirinden farklı. Olabildiğince eşit miktarlarda emzirdiğimizde dediğim gibi benzer miktarda süt reseptörü üretiliyor ve çok da ciddi büyük boyut farkları olmuyor. Ama ve lakin olabildiğince eşit emzirmemize rağmen bir boyut farkı oluşuyorsa bunun altında yatan neden aralarda geceleri vesaire bir tarafa yöneliyoruzdur farkında olmadan diyebilirim.